programında Medya Siyaset Dili Genel Yayın Koordinatörü, eğitimci yazar Hatice Topçu soruyor, Sol Parti Parti Meclisi üyesi Alper Taş cevaplıyor. Düşünce Ekseni, 31 Ekim Pazartesi, saat 22'de Medya Siyaset Dili'de. Menemen'de Kumpas Davası, Azim ve Karar programında akademisyen yazar Suay Karaman'ın bu haftaki canlı yayın konuğu, Menemen'in seçilmiş belediye başkanı Serdar Aksoy. 1 Kasım Salı saat 22'de Medya Siyaset TV'de. Hepsini konuşalım programında, yazar Cem Ayaz'ın bu haftaki konu Profesör Doktor Örgün Ahmet Ercan. Hepsini konuşalım 2 Kasım Çarşamba saat 21.30'da. 2023 seçiminde Erdoğan'ın gitmesi kadar kimin geleceği de önemlidir. Karşı Görüş programında iktisatçı siyasetçi Profesör Doktor Gökhan Çapoğlu ve Medya Siyaset Dili Genel Yayın Koordinatörü Hatice Topçu gündemi değerlendiriyor. Karşı Görüş 3 Kasım Perşembe saat 22'de. Konuşulamayanların konuşulduğu program gündemin yalın hali. Hukukçu Burak Mengü ve Medya Siyaset Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Murat Selamoğlu siyasi gelişmeleri değerlendiriyor. Gündemin yalın hali, 4 Kasım Cuma ve her Cuma saat 22'de. Soruyorum özel programında, Medya Siyaset Genel Yayın Yönetmeni Murat Selamoğlu'nun canlı yayın konu, usta gazeteci, yazar İsmail Düker. Soruyorum özel, 5 Kasım Cumartesi saat 20'de Atatürk ve Cumhuriyet'ten yana taraf YouTube Medya Siyaset TV'de. Program başlıyor. Atatürk ve Cumhuriyet'ten yana taraf Medya Siyaset TV'den herkese iyi akşamlar. Bugün çok değerli, önemli bir konuğum var. Yoğun programında bizi kırmayarak yayın teklifimizi kabul etti. Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Sayın Cem Toker. Hoş geldiniz Sayın Toker. Hoş bulduk Murat Bey. Teşekkür ederim. Ülkenin sıcak gündemi var. Programa çalışırken gündeme bakıyoruz. Ama akşam saatlerine bir geliyoruz. Gündem tamamıyla ne yazık ki değişmiş oluyor. Yarım saat 45 dakika önce AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal görevden affını istediğini söyledi Cumhurbaşkanı'ndan. Biliyorsunuz geçen hafta Cumhuriyet'e ve Atatürk'e karşı yapmış olduğu söylemler gündeme oturmuştu. Sayın Toker, görevden af kelimesi aslında çok çirkin, istifa ediyor. Mahir Ünal'ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sosyal medyanın ve internet medyasının, medyanın baskısı bir işe yaramış olabilir mi efendim bu süreçte? Ondan daha çok MHP bastırmış olabilir Bahçeli. Çünkü MHP'yi de zor durumda bıraktı Mahir Ünal'ın Cumhuriyet'le, Türkçe'yle ilgili yorumları. O çerçevede Bahçeli belki Erdoğan'ından talep etmiştir ama sosyal medyanın da mutlaka etkisi olmuştur. Onu da yok sayamayız. Yani iyi bir şey, diğerlerine örnek olur. Çünkü eğer AKP MHP ile bir arada ittifak içinde seçime girecekse küçük ortağın da AKP'liler, AKP içindeki Cumhuriyet'ten haz etmeyen isimler MHP'nin hassasiyetlerine dikkat etmek zorunda. Bahçeli de herhalde bunu Cumhurbaşkanı'na iletti. Gönüllü bir istifa mıdır, görevden af mıdır yoksa Cumhurbaşkanı tarafından talep edilmiş bir konu mudur, onu bilemem tabii. Yine de olumlu bir gelişme. Çünkü Sayın Bahçeli'yi seçim sürecinde zorda bırakacak süreçte. Sayın Döker, 2018 24 Haziran seçimleri öncesi sizle Medya Siyaset konuda yayınlanan bir söyleşi yapmıştık. 24 Haziran erken seçimlerinde YSK'nın almış olduğu karar neticesinde LDP seçimlere girememişti. Bu önümüzdeki yapılacak seçimlerde LDP seçimlere girebilecek mi ya da giremiyorsa bunun nedeni nedir? LDP'nin seçimlerden çıkarılması 2018'den önce oldu. 1999-2015, Kasım 2015 arası, Kasım da dahil, bütün yerel ve genel seçimlere dahil edilmişti. Yasa değişmediği halde 2016'dan itibaren LDP'ye seçimlere artık giremezsiniz dedi Yargıtay.
YSK da Yargıtay'ın bu duruşuna uydu ve LDP'yi seçimlere sokmadı. O zamandan beri LDP yönetiminin, ben dahil değilim içinde ama arkadaşlar hukuki bir mücadele veriyorlar. Daha bugün Yargıtay Başsavcısından talep, randevu talebimiz kabul edildi. Oraya da derdimizi anlatalım dedik. Daha önce siyasi partiler masasındaki savcılarla yaptığımız yazışmalar sonrası bize şu söylendi. Yasa değişmediği halde, LDP'nin teşkilat yapısı değişmediği halde niye 2015'e kadar her seçime soktun da 2015'ten sonra 16'dan itibaren seçimlere sokmuyorsun diye sorduğumuzda yasayı artık farklı yorumluyoruz yanıtı almıştık. Daha sonra aynı birimden Yargıtay siyasi partiler masasından peki yasa diyor ki seçime giren siyasi partilerin kongreleri, tarihleri, yerleri herkese açıktır. O zaman bunu bizimle paylaş. Seçime soktuğun partiler senin istediğin sayıda kongreyi, il ve ilçe kongrelerini hangi tarihlerde, nerelerde yaptılar bunu bildir dememize rağmen, iki kere yazışma yapmamıza rağmen Yargıtay bunu ısrarla bizimle paylaşmadı. Şimdi arkadaşlar bir mahkemede dava açtılar. Yargıtay'ı ya karşı dava açtılar. Orada verilen savunmada da bana söylendiği kadarıyla, gerçi yazıyı da gördüm. Yargıtay'daki hukukçular mahkemeye diyorlar ki herkes demek değildir. Yasadaki herkes, herkes değildir. Sadece ilgilendiren kişiler herkes kastedilmiştir orada diye. Böyle garip bir savunma verdiler. Anayasa Mahkemesi YSK'nın kararlarına ben bir şey yapamam diyor. O da garip bir hukuki uygulama. Çünkü insanların anayasal temel haklarından biri de seçme ve seçilme hakkıdır. Dolayısıyla şimdi Yargıtay'a yeniden anlatmaya çalışıyoruz ve arkadaşlar hala hukuki girişimlerde bulunuyor ama anlayamıyoruz. Şunu da söyleyeyim en son olarak bu konuda. Bizi yasada olmayan bir maddeyi yorumdan seçimden attılar. Yeni yaptıkları seçim yasasında da yasasındaki değişikliklerde bizi attıkları maddeyi koydular yasaya. Yani biz 2018 seçimlerine yasada olmayan bir madde gerekçesiyle atıldık, sokulmadık. Şimdi onu yasaya koyuyorlar. Yani kitabına uydurmak için yasayı değiştiriyorlar. Herkes anlasın diye son bir örnek vereyim. Bizi idam ettiler yasada idam cezası olmamasına rağmen. Ama şimdi idam cezasını bizi idam ettikten sonra yasalara dahil etmeye çalışıyorlar. Sayın Başkan ne diyeyim? Ülkede hiçbir şey doğru ne yazık ki gitmiyor. Hukuk yok. Zaten en büyük bu problemde bu aslında. Hukuk geldiği takdirde ben ekonomi her şeyin düzeleceğine kanaatkârım. Ama önümüzde bir seçim var. Bu seçimde sonuçları ne olur? Onları da tabii sizle konuşacağız. Sayın Başkanım, Türkiye yüzyılı diye bir söylemde bulundu Sayın Cumhurbaşkanı. Bu muhtemelen ikinci cumhuriyet kurmak hevesleri var kafalarında. Siz Türkiye yüzyılını nasıl değerlendiriyorsunuz Erdoğan açıklamalarını? Nedir bu Türkiye yüzyılı size göre? Hani kendileri diyorlar ya aya iki şeritli yol yapsak inanacak seçmenimiz var diye. Evet. Onlara yönelik bir propaganda. İçi falan bomboş. Zaten pek çok insanda daha fare doğurdu dedi. Siz hiç Almanlardan, İngilizlerden, gelişmiş demokratik bir ülkeden bu yüzyıl bizim yüzyılımız olacak falan diye bir şey duyar mısınız seçimlerden önce? Hayır. Alman yüzyılı, Finlandiya yüzyılı, efendim ne bileyim Amerika yüzyılı, Kanada yüzyılı diye. Bu da tamamen bir Orta Doğu ülkesinde maalesef demokratik kültürden pek nasibini almamış bir topluma yönelik seçim propagandası, sadece söylem. Türkiye yüzyılı olacaksa, yapacaksa Erdoğan buna niyetliyse, önce Türkiye'yi dünya demokrasi sıralamasından Uganda'nın altından kurtarsın. Türkiye 104. sırada bu sıralamada. Tanzanya'nın, Gana'nın altından kurtarsın. Tunus'un 50-60 basamak altında olmaktan kurtarsın.
Türkiye'yi hukuk devleti sıralamasında 139 ülke arasında 117.likten kurtarsın. Türkiye'nin altında sadece 21 tane kabile devleti kalıyor hukuk, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti sıralamasında. Yolsuzluk endeksinde 98. sırada olmaktan kurtarsın. Ondan sonra Türkiye 100 yılından bahsedebiliriz. 2018 Cumhuriyet tarihinde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti 2018 Ocağı'ndan itibaren özgür olmayan ülkeler statüsüne düşmüştür. Erdoğan kurtaracaksa, yeni yüzyıldan bahsediyorsa Türkiye'yi bu sıralamadan kurtarsın. Türkiye'yi Erdoğan'ın ekonomi yönetimi ve kendisi kara para aklama ve terör finansmanında Suriye, Sudan ve Yemen'le aynı kategoriye düştüğü gri listeden kurtarsın. Türkiye'nin yüzyılı ancak öyle olabilir. Evet, Türkiye'nin yüzyılı ancak öyle olabilir. Sayın Başkan, bir paylaştığınız tweet var. Bununla da bunları da kısaca orada anlatmışsınız Twitter'ın el verdiği kadar da. Diyorsunuz ki sonunda, vatandaşa oy için yalan söylemeyin, seçmeni aldatmayın, CHP sende. CHP de mi yalan söylüyor diye düşünüyorsunuz Sayın Başkan? Kemal Kılıçdaroğlu aday olmaya niyetli pek çok kesime vaatlerde bulunuyor. Ama benim bakış açıma göre o vaatler kolay kolay yerine getirilemez. İçinde tutarsızlıklar var. Maalesef Türk toplumu hep vaatlere kanıyor. Hem iktidardan hem muhalefetten, yani ikisi de şimdi seçim yaklaştıkça Noel Baba siyaseti başlayacak. Heybenin içinde hiçbir şey yok ama onu da vereceğim, bunu da vereceğim. Bunu Erdoğan da yapıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu da nerede bir sorun görse bakanlık kuruyor. Veya işte 100 bin karayolu işçisini kadrolu yapacağım diyor. Ev kadınlarına sigortalı yapacağım, primini ben ödeyeceğim. Devletin, Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'ın da yöneticiyi yönettiği devletin kasası, ağaçları yok. Kasası tam takır. Para sadece milletin parasıdır. Milletin verdiği vergilerdir. Onun için yani bir siyasetçi ne vaat ediyorsa onu milletin cebinden alarak verecektir. Zaten yani bunu artık Türk milleti öğrensin. Biz bugünlere nasıl geldik? Bizim nesil de işte herkese iki anahtar vaat eden Çiller'i dinledi. Kim ne veriyorsa ben beş fazlasını vereceğim diyen Demirel'i dinledik. Ecevit de bir ara iktidara geldiğinde onun vaatlerini dinledik. Maalesef öyle bir dünya yok. Yani olmayan parayı dağıtamazsınız. Devletin dağıtacağı her para, her kuruş kime ne veriyorsa başkasının rızası dışında başkasının emeğinden alınmış paradır o. Onun için ben tutarlılık istiyorum. Yani hem refah getireceğim ama milletin sırtına da bu yükleri koyacağım demek tutarlı bir politika değil. Onun için ben CHP'ye de bu mesajı göndermek istedim. Ama tabii seçmen bunları yer yutarsa onun bedelinde çift haneli, üç haneli enflasyonla fakirleşerek, sefalet içinde yaşayarak ödeyecek. Aynı Venezuela'da olduğu gibi. Sayın Toker, ülkenin başta da söyledik en büyük sorunu hukuk, adalet, ekonomi şudur. Bunlar çok önemli. İnsanlar aç, insanlar sefil duruma düştü, banka ve kredi kartı borçları yükseldi. Ve ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bunlar daha iyi günlerimiz, biz hiçbir şeyi görmedik aslında. Şimdi durum böyleyken Kemal Bey çıkıyor, yeni açılımlar koyuyor. İşte türban açılımı diye bir şey yapıyor. Sayın Erdoğan oradan resmen bir gol atıyor. Referanduma gidelim diyor. Bakıyorsunuz durup dururken tepki alacağını bildiği halde Amerika'ya gidiyor. Yani Amerika'da ne yaptığı çok önemli değil ama şu süreçte Amerika'ya gitmesi kamuoyunda bir gündem oluşturacağı açık. Arkasından bugün haber sitelerine düştü. Bu hafta da İngiltere'ye gidiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Şöyle sormak istiyorum. Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor? Ben de anlamıyorum. Amerika gezisi tek kelimeyle, yani kusura bakmasınlar, bir fiyasko. Eğer bir üniversite, gelişmiş bir laboratuvar gezmek istiyorsanız 12 saat Amerika'ya uçup orada arabalarla Boston, New York, Washington arası dolaşmazsınız. Yani Almanya'da da, İngiltere'de de
muhteşem teknoloji laboratuvarları var. İşte Pfizer var, o var, bu var. Muhteşem üniversiteler var. Bence Kılıçdaroğlu'nun ekibi arzuladığı siyasi randevuları alamadı Amerika'da. Orada işte birkaç tane öğretim, Türk öğretim görevlisi devreye girerek program dolsun diye, ya bizim partinin genel başkanı geliyor hocam, ona da bir laboratuvar turu gösterelim, bir işte biraz bilgilendirelim de programı dolsun diye. Bence öyle bir şey oldu. Yani o başarısız bir geziydi. Zamanlaması kötüydü. Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan, çatı adayı olma hevesinde bulunan ana muhalefet partisinin genel başkanı Amerika'ya gidip de hiçbir siyasi görüşme yapmadan, ben siyasi derken illa siyasetçilerle görüşme değil, Amerikan siyasetine yön veren think tankler vardır, düşünce kuruluşları vardır. Ben oraya kadar, toplum ne derse desin, Erdoğan Beyaz Saray'a kadar gitti. Görüşmeler yaptı, hiçbir seçilmiş sıfatı olmadığı halde. Ben Kılıçdaroğlu'nun gidip o think tankleri bilgilendirmesi, onlarla görüşme yapmasını uygun görürdüm. Zamanlama kötüydü çünkü önümüzdeki hafta kongre seçimleri var Amerika'da. Ara seçimler var. Washington bomboştu. Yani ben bilmiyorum ne yapmaya çalışıyor ama belki bir imaj yaratmaya çalışıyor. Yani ben belli bir kesim tarafından dış dünyanın da desteğini aldım. İngiltere programının detaylarını bilmiyorum. Öte yandan türban konusu, Kılıçdaroğlu, ben önce ilk duyduğumda şey zannettim. Altılı Masa'nın 5 tanesi biliyorsunuz muhafazakar sağ partiden oluşuyor. Kılıçdaroğlu'nun da çatı adaylık hevesi varsa belki dedim onlar bastırdı. Davutoğlu, Babacan, Saadet Partisi falan. Ya çık da bizim seçmen tabanına da böyle hoşuna gidecek, seni daha rahat destekleyebileceğimiz olumlu bir mesaj ver talebi onlardan gelmiştir zannettim. Ama Kılıçdaroğlu maalesef kaş yaparken göz çıkardı. Çünkü birinci ilke demokraside temel hak ve özgürlükler referanduma, sokaktaki adama sorulamaz. Temel hak ve özgürlükler zaten doğal haklardır. Onlar elden alınamaz. Yani örnek verelim, ne bileyim, Amerika'da siyahları gemilere doldurup Afrika'ya geri gönderelim mi diye bir referandum yapamazsınız. Yani buna benzer bir durum. Bunu da tabii şark kurnazı AKP hemen kaptı. Polemik konusu yaptı. Şimdi CHP ve Kılıçdaroğlu bu durumdan kendilerini nasıl sıyıracaklar bilmiyorum. Bekleyip görürüz. Evet. Sayın Toker, geçtiğimiz günlerde yakın bir zamanda Seviye Tuğba Emlekin programına katıldınız. Orada şunu söylediniz. 144 yıl sonra İstanbul Barosu bir kadının başkanlığına emanet edildiyse 100 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti'nde halk tarafından seçilmiş kadın cumhurbaşkanlığı emanet edilmesinin tadından yenmez. Şimdi burada kastettiğiniz kişi Meral Akşener mi? Evet, Meral Akşener. Şimdi ben Meral Akşener'in benim hedefim başbakanlık, ben cumhurbaşkanı olmak istemiyorum sözüne ben samimi bulmadım. Meral Akşener kadar tecrübeli bir siyasetçi 3 seçim sonrasına hedef koymaz. En azından parti yönetimi ve tabanı bunu kabul etmez. Dolayısıyla neden 3 seçim? Şimdi bu seçim yapılacak. Millet İttifakı bu seçimi hem cumhurbaşkanlığını hem meclis çoğunluğunu kazanacak. Ondan sonra referanduma, rejimi değiştirmek için, parlamenter sisteme geçmek için referanduma sunacak. İkinci seçimi o olacak. Referandumda Türk halkı evet diyecek. Rejim değişecek. Üçüncü seçim yeniden bir parlamento seçimi yapılacak. Meral Akşener'in partisi birinci parti olacak. Bir cumhurbaşkanı onu çağıracak, başbakan olarak hükümeti kurma görevini Meral Akşener'e verecek. Bu ölme eşeğim ölme. Siyasette böyle hedef konmaz. O zaman dedim kendisine rakip olacak isimleri itibarsızlaştırmak, yıpratmak isteyen bir Cumhur İttifakı var karşımızda. O saldırıdan kendini korumak için. Ben aday maday değilim deyip son dakikayı bekleyeceğini umuyordum. Ya da olasılığı az da olsa hani İçişleri Bakanlığı döneminde
belki kendisini rahatsız edecek kararlara imza atmış olabilir Çiller döneminde. O yüzden kendisini geri çekiyordur belki diye düşündüm. Ama şunu da söyleyeyim, Meral Akşener'in önünde müthiş bir fırsat var. O da Türkiye'deki İyi Parti'nin önünde diyeyim. Akşener yönetimindeki İyi Parti'nin önünde güzel bir fırsat var. O da 2002'de Türk siyasetinden silinen Merkez Sağ Parti olmaması. Yani Merkez Sağ Parti boşluğunu dolduracak bir parti ki o en büyük potansiyele İyi Parti sahip. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan daha çok uykularını kaçırır. Meral Akşener, onun büyümesi bir Anadolu Müslümanlarına bir ilgi odağı. Yani Özalvari siyaset, Demirelvari, merkez sağ siyaset zaten Türkiye'nin %70'ine, %75'ine hitap eden bir siyasettir. Tarihte baktığımız zaman seçim sonuçlarına bunu görüyoruz. Dolayısıyla eğer partisi bu ivmeyi kazanır da büyümeye devam ederse, AKP'den veya diğer sağdan eski siyasetçiler veya mevcut siyasetçiler İyi Parti'ye katılırlarsa, İyi Parti büyüme trendine girerse, Güneydoğu halkıyla, HDP'yi demiyorum, Güneydoğu halkıyla bir yine Özalvari, Demirelvari bir empatiyi de kurabilirse Meral Akşener, partisi de bu büyüme trendine girdiğinde mutlaka parti tabanından ve yönetiminden Meral Akşener'e senin neyin eksik, sen niye aday olmuyorsun baskısı gelebilir. Dolayısıyla bu siyasi İslamcıların kadına yönelik bakış açılarını da görüyoruz, söylemlerini görüyoruz. İşte kadın erkek eşitliği fıtrata terstir, kadın işte anne olmalıdır. Daha geçen gün milletvekili transferinde Erdoğan'ın sözleri, İstanbul Sözleşmesi'nden tek imzayla çıkılması meclis kararı olmadan veya diğer sözler. Meral Akşener gibi bir tecrübeli siyasetçinin, bir merkez sağ siyasetçinin aday olması, belki de seçilmesi mükemmel bir cevap olur diye düşündüğüm için söyledim. Kalbimin sesini dinledim bunu paylaşırken. Çok güzel. Evet, artık Türkiye'ye bir kadın eli, bir anne eli, bir babaanne eli değmesi gerekir diye düşünüyorum. Yıllardır bunu söylüyorum çünkü şefkate ihtiyacımız var. Belki anne şefkati Meral Hanım gösterirse bu ülkede huzur yavaş yavaş gelir. Şimdi özür dilerim, buna tepki olarak bazı Twitter'da aldığım yanıtlar, aman aman Tansu Çiller tecrübesini mi unuttun? Tamam, Tansu Çiller yönetimi tam bir fiyaskoydu, doğru. Ama erkek siyasetçiler de fiyasko oldular, ülkeyi ne hale getirdiler. Evet. Yani erkekler başarısız oldu, fiyasko oldular diye bir daha erkek siyasetçilere fırsat tanımadık mı? Yani bir kere Türkiye'nin böyle Tansu Çiller tecrübesi oldu diye bir daha asla bir kadın siyasetçiye bu fırsat verilmesin diye bir zihniyeti ben kabul etmiyorum. Katılıyorum size. Meral Hanım Hüseyin Baş'la görüştü, BTP Genel Başkanı'yla görüştü. Hüseyin Baş özellikle sosyal medyayı çok güzel kullanıyor. Gençlerle çok güzel diyaloglar kuruyor. İyi Parti Millet İttifakı'na dahil ederiz dedi. Millet İttifakı paydaşlarıyla görüşmeden. Ankara'da görüştüğümüz arkadaşlarımız var ya da kendi tecrübelerimizle söyleyebiliriz. Meral Hanım kendisi aday gösterilmediği takdirde, çünkü halktan buna istek var. En azından partisinin 81 il başkanının yaptığı açıklama var. Meral Hanım'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. Altılı İttifak bozulur mu Sayın Toker? Şimdi umarım bozulmaz ama zor günler geçirecekleri gerçek. Buna hem kendi seçmenlerini hem toplumu, medyayı buna hazırlamaları lazım. Bir kere o altılı masanın etrafında oturanlardan birinin çatı aday olmasını, orada bir görüş birliği sağlanmasını, konsensüsü ben çok zor görüyorum. Yani ben o masanın etrafında oturanlardan birinden bahsediyorum. Dışarıdan bir isim üzerine anlaşmaları daha kolay olabilir. Ama Kılıçdaroğlu da kafaya koymuş aday olmayı. Tabii merak ettiğim şey şu. Diyelim ki diğer 5 sağ parti, muhafazakar parti diyelim veya merkez sağ partiler işte neyse. Kılıçdaroğlu'na gidip de
biz şu isim üzerine uzlaşı diyordun, al sana uzlaşı. Biz 5 parti uzlaştık kardeşim, bu ismin çatı adayı olmasını istiyoruz. Hadi bakalım sen ne yapacaksın? Kılıçdaroğlu o zaman ne yapacak? Adaylıktan vazgeçecek mi yoksa adaylıkta ısrar edecek mi? Dolayısıyla adaylık konusu, çatı adaylığı konusunda bir konsensüsün ben zor olduğunu görüyorum. Ama bu demek değildir ki Millet İttifakı dağılsın anlaşamadıkları için. Çünkü yeni rejimde ikinci bir pusula daha var. En az Cumhurbaşkanlığı pusulası kadar önemli. O da meclis pusulası. Ve meclis pusulasında Millet İttifakı'nın birlikteliği, bugüne kadar sergiledikleri duruş bakılırsa, bir de AKP'nin dezavantajları, ekonomik durum, hukuksuzluk, yolsuzluk, liyakatsizlik, bunlar göz önünde bulundurulursa, meclis aritmetiğinde Erdoğan'ın ittifakını azınlığa düşürme gücüne sahip, potansiyeline sahip. Erdoğan çok güçlü öbür pusulada, Cumhurbaşkanlığı pusulasında, ama Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu kaybederse ve ciddi bir oranda kaybederse Erdoğan aday olur mu? Olmak ister mi? Ne yapar? Yani siz ben olsam istemem. Meclisin oyuncağı haline düşeceksem, meclis beni parmağında oynatabilecek, hele Millet İttifakı anayasa değişimini, rejim değişimini referanduma taşıyacak bir 360 çoğunluğu yakalayabilirse, orada egolarından kurtulup doğru bir liste paylaşımı, milletvekilliği listelerinde bir konsensüs sağlayıp da 360'ı hedefleyip yakalarlarsa Erdoğan seçildiğine pişman olur. Onun için Millet İttifakı sadece Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde değil, meclis çoğunluğunu, sağlam bir çoğunluğu yakalayacak şekilde de işbirliğini devam ettirmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu tarihi bir görevdir Millet İttifakı'ndaki partilere. Evet. Sayın Refik Varol'un bir söylemi var, sorusu var ya da düşüncesi var. Diyor ki, Cem Bey, bir Atatürkçü olarak Türk gençlerine yurt dışına kaçın, kurtulun demenizi çok yadırgadım. Aslında yadırgamamak gerekiyor. Ben de bazen aynı düşünüyorum. Ne söylersiniz efendim bu düşünceye? Neden? Vallahi, bunu söylediniz? Türkiye'de beni dinleyen fazla insan yok. Olsaydı zaten %50'den fazla oy alırdım. Ben, ya, gençler bizlerden, yetişkinlerden bu aralar daha akıllı. Bütün dünyayı teknolojiyle takip ediyorlar. Hür iradeleriyle karar verecekler. Yani bu ülke hakikaten son 20 yılda yediği darbeden kurtulup tekrar rayına oturur mu? Yoksa bu iş düzelmez mi? Şimdi yani moral bozucu bir şey söyleyeceğim ama maalesef bu gerçek. Ben ne dedim az önce? 2018 Ocağı'nda Türkiye özgür olmayan ülkeler statüsüne düştü. Neden özgür olmayan statüsüne düştü? Çünkü orada ifade özgürlüğü yok. O ülkelerde basın özgürlüğü yok, örgütlenme özgürlüğü yok, bilgiye erişim özgürlüğü yok, bilgiyi yayma özgürlüğü yok. Bu özgürlükler yoksa bakıyorsunuz ama ne var? Seçim var hepsinde. Hangi ülkeler bunlar? Mısır'ın, Sisi'nin Mısır'ı, Aliyev'in Azerbaycan'ı, Maduro'nun Venezuela'sı, Putin'in Rusya'sı. Seçim var mı? Var kardeşim. Parlamento var mı? Var. Siyasi partiler var mı? Var. Ama özgürlükler yoksa bir bakıyorsunuz oradaki iktidardaki şahıs veya parti gitmiyor, değişmiyor. İstediğin kadar seçim yap. Mübarek de 30-40 sene kaldı. Zimbabwe'de Mabutu muydu? O da 40 sene iktidarda kaldı. Yani ama seçim yapılıyor hepsinde. Mesela Maduro ne diyor Cüneyt Özdemir'e röportaj veriyor. Ya diyor bana diktatör diyorlar ama ben 26 seçim yaptım diyor ya. Hepsinde kazandım diyor. Daha ne yapayım falan. Onun için seçim yapılıyor, kaybetmiyorlar. Onun için Türk gençleri kendileri karar verecekler. Yani ya seçimle bu iş düzelir ya da böyle devam eder. Devam edeceğini gören, Türkiye'de bir umut ışığı görmeyenler, zaten benim söylememe gerek yok. Gençler zaten gerçeği görüp kaçıyor. Ya kimisi de İdealist olur, oturur. Ben de öyle diyorum ama ben de Türkiye'deyim. Amerika'da yaşıyordum. Türkiye'ye geldim. Dönmüyorum oraya.
mücadelemi veriyorum Türkiye için. Ama bu gençlerin tamamen takdirine kalmış bir şey. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı doktorlara giderlerse gitsin kelimesini kullandı. Benim Hacettepe İngilizce tıptan mezun olmuş yeğenim var. Almanya'ya gitmek için bize bekliyor. Çünkü burada maddi ya da manevi olarak tatmin edilemiyorsunuz. Yani manevi tatmin yok. Maddiyatı geçtiniz, manevi tatmin de yok. Dayak yiyorlar. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı'ndan hakaret görüyorlar. Niye kalsınlar burada? Ben de sizinle düşünüyorum. Cumhurbaşkanı hem kucaklayacağım diyor. Gençler diyor, onu diyor. Ondan sonra da bir diyor lüks araba için, bir pahalı telefon için süfli, aşağılık diyor yurt dışına gitmek isteyenlere. Ya evet. İnsan tabii, yani insan doğasıdır bu. Dünyanın her yerinde insanlar daha iyi ister, daha güzeli ister, daha refahı ister, umut edebilmek ister. Bakın, mutluluk ister her şeyden önce. Ama 300 sene önce Amerikalılar anayasayı yazarken life, yaşam, liberty, hürriyet ve mutluluğu kovalama hakkı, mutluluğun peşinden gitme hakkı diye anayasalarının giriş paragrafına koymuşlar. Yani Türkiye'de gençlerin bir mutluluk peşinde koşması niye onları aşağılık yapsın? Bu insan doğasında olan bir şey. Avrupa Birliği diyoruz. Avrupa, bütün Orta Doğu'nun bedbahtlarının kaçmaya çalıştığı Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği'nin ortak marşının adı mutluluğa övgü. Mutluluk Batı'da siyasi bir terminoloji, Türkiye'de haram. Evet, haklısınız. Sayın Cem Toker saat 21'de Flash TV'de bir canlı yayına katılacağı için hızlı hızlı geçiyoruz. Ben soruları daha doğrusu hızlı hızlı soruyorum. Ama izleyicilerimizden çok ilgi var. Çok da güzel şeyler söylüyorlar Sayın Toker. Onların da yorumları ve söylem sorularına bakmak lazım diye düşünüyorum. Kemalist devrim der ki Robert Mugabe, Zimbabwe diktatörüydü, öldü. Mugabe, bizi hatırlatıyor. Teşekkür ediyoruz. Robert'e bir şey söyleyebilir miyim? Madem gençler efendim takip ediyor. Mugabe 30-40 sene seçim yaptığı halde Zimbabwe'nin başındaydı. Tam diktatör Mugabe denir Robert Mugabe'ye. Şimdi bu söylediğimi ilgilenen arkadaşlar İngilizce BBC haberlerinden teyit edebilirler. Bu adama, Robert Mugabe'ye bir genç bir barda topal eşek diyor. Hakkında dava açılıyor. 6 yıl mı 6 ay mı ne hapse mahkum ediliyor. Cumhurbaşkanına hakaretten. Çocuk bunu mahkemeye veriyor. İfade özgürlüğümdür diyor Mugabe. Diktatör Mugabe'ye topal eşek demem, ifade özgürlüğüdür diyor. Dava gidiyor gidiyor. Zimbabwe, Afrika'daki Zimbabwe Anayasa Mahkemesi'ne kadar gidiyor çocuğun itirazı. Zimbabwe Anayasa Mahkemesi ne karar veriyor biliyor musunuz? Doğrudur diyor. Siyasetçiye hakaret olmaz diyor. Topal eşek demek. İfade oy birliğiyle diktatör Mugabe'nin Zimbabwe'sindeki Anayasa Mahkemesi genç çocuğa verilen cezayı iptal ediyor. Ve gerekçeli kararında da savcılara şunu söylüyor. Bilhassa içkili yerlerde böyle ileri geri konuşup böyle laf edenleri hemen iddianame yazıp gözaltına alıp yargılamayın diye de akıl veriyor. Bunu da bir not olarak düşelim hocam. Çok güzel söylediniz. Bir siyasinin oğluna obez dediğimiz için ki İsim vermiyorum. Kendisi obezdir. Tübben obez olmak ayıp bir şey değil. Kendisine 25 bin lira tazminat ödüyorum. Yani, ya hukuk anlayışı böyle maalesef. Evet. Afrika, niye dedim demin yargı bağımsızlığı hukuk devleti endeksinde 139 ülke arasında 117. Bizim altımızda sadece 21-22 ülke kalıyor ki orada da zaten suçluyu kazanda pişirip yiyorlardır herhalde. Evet. Robotik isimli izleyicimizin bir sorusu var. Diyor ki Sayın Cem Toker, acaba Altılı Masa'nın adayı siz olsanız nasıl bir politika izlerdiniz diye sorar. Bir izleyicimiz de bununla bağlantılı olarak onu da paylaşalım. Uğur Gümüşhan,
Altılı Masa'nın adayı olsa ilk TRT'yi satmakla başlardı der. O doğru. Liberal Demokrat Parti'nin vaatlerinden biriydi. Vesim Timuk hemen TRT'yi satmamız lazım diye vaatte bulunmuştu TRT kanalında konuşurken. Ben varsayımlı soruları yanıtlamayı sevmem ama Türkiye'nin ihtiyacı olan, eğer iktidar değişirse halkın seçeceği cumhurbaşkanı kim olursa olsun, Türkiye'yi sözüne güvenilir, attığı uluslararası anlaşmaların arkasında duran bir hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti haline, bu algıyı hem Türkiye'nin içinde topluma hem yurt dışında bütün yatırımcılara ve yurt dışındaki uluslararası camiaya bunu yansıttığı takdirde problemlerimizin yarısı o gün çözülmeye başlar. Çünkü adalet aştır, iştir. Yani ben demiyorum bunu. Bütün mahkeme salonlarına koyuyorlar. Devletin temeli adalettir. Adalet mülkün temelidir. Maalesef o sadece bir slogan, tabela olarak kaldı son yıllarda. Onun için ben değil, kim gelirse gelsin, Türk halkı kimi bu göreve seçerse seçsin, ilk yapması gereken şey Türkiye'nin itibarını uluslararası arenada yeniden kazanmak, bir yatırım cazibe merkezi yapmak için, zenginleştirmek için, bu sefalete son vermek için Türkiye'nin bir hukuk devleti olması için adımlar atması gerekiyor. Evet efendim. Sayın Toker, seçimde Erdoğan kaybeder mi sizce? Ya siz çünkü siyaseti çok iyi okuyan birisiniz. Ben çok zor görüyorum. Çok çok zor görüyorum. Çünkü şöyle söyleyelim, bir aday Erdoğan, Türk milleti maalesef bu yetkileri verdi kendisine 16 Nisan 2017'de, bizleri, muhalifleri dinlemeyerek. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı yarışına, 100 metrelik yarışa 50 metreden başlayacak. Çünkü dopingli. Nasıl dopingli? Bir parti genel başkanı olarak devletin bütün kaynakları, imkanları, kurumları, bütçesi onun emrinde. Yani anayasamıza göre tarafsız ve bağımsız olması gereken kurumlar da onun emrinde. Sayalım kimler bunlar? Ne bileyim, TRT, Anadolu Ajansı, RTÜK. RTÜK'ün kararlarını görüyorsunuz, verdiği cezaları görüyorsunuz. Her şeyden önemlisi TÜİK, Merkez Bankası. Merkez Bankası bir parti genel başkanının emrine verilir mi ya? Yani cebimizdeki paranın değerini belirleyen kurum. Bütün dünyanın gelişmiş demokrasileri Merkez Bankası'nı daha nasıl bağımsız siyasetten arındırıp daha nasıl otonom yaparız diye uğraşırken Türkiye'de kendi kendine bir kararname yazıp kendine bağladı. Ama bu yetkiyi de Türk milleti verdi. Şimdi bedelini ödüyor tabii. Dolayısıyla bu kadar avantaja sahipken, bütün bakanlıklar onun emrindeyken, üstelik yargı atamaları onun emrinden geçerken Erdoğan'ın seçim kaybetmesi çok çok zor. Ama benim sormak istediğim soru şu: eğer meclis çoğunluğunu ciddi bir şekilde kaybedeceğini görürse Erdoğan aday olmak ister mi? Ben onu çok merak ediyorum. Evet. Bir. İkincisi, varsayalım ki öyle bir mucize oldu ki Millet İttifakı öyle bir rakip çıkardı ki Erdoğan'ın karşısına, Erdoğan'ı miting meydanlarında siyasette un ufak ediyor ve milletin de ilgisini çekiyor. Erdoğan seçimi kaybedeceğini seçim gecesi öğrenmeyecek. 2-3 ay önce gidişatı görecek. Anketlerde, miting meydanlarında, partisinden gelen mırın kırın seslerden falan. Dolayısıyla o zaman ne yapacak? O 2-3 ay içinde ne yapacak? Türkiye ne olacak? Nasıl bir siyaset güdülecek? Ne tedbirler alınacak? Ne olacak bilmiyorum. Şunu da söyleyeyim Türk milleti için. Yani sandık güvenliği, pusula güvenliği çok çok önemli. Çünkü hemen hemen tamamı Bekir Bozdağ ve şeye endeksli. Süleyman Soylu'nun kontrolünde. Yani okullardan sandıkları, pusulaları, torbaları Süleyman Soylu'nun polisi ilçe seçim kurullarına taşıyacak. O polisler istediğine izin verecek. Orada gözlemci olsun, olmasın, sayım yapılırken bulunsun, bulunmasın.
Yani bu tür sorular var. Şimdi pek çok yerden görüyoruz. Yani yabancılara kimlik veriliyor. Yazlıklarda kaydediyorlarmış. Yazlıklarda evet. Yaşıyor görünüyormuş bu kişiler. Evet. 5 katlı apartmanın 7. 8. katında şeyler varmış. Seçmenler görünüyormuş. Onun için o açıdan muhalefetin çok ciddi çalışması lazım ki halkı bir daha hayal kırıklığına uğratmasınlar. Efendim bir tam konuştuklarımızda da benzer bir yorum var. Referandumda sandıktan hayır çıktı. Rejimi devreden ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Atı alıp Üsküdar'a geçilmesine sessiz kaldı. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Geçen hafta Hatice Topçu'nun konuğu Vedat Yener'de çok önemli bir açıklama yaptı. Vedat Bey dedi ki referandum sonuçları açıklandığında biz YSK'nın önüne gittik. Ümit Özdağ vardı, ben vardım, birkaç arkadaş daha vardı. Ümit Özdağ telefonla CHP Genel Merkezi'ni aradı. Halil Koç telefonu açtı. Ya ona bağlandık. Hoparlörün sesini de Ümit Özdağ dışarıya verdi dedi. Haluk iddia o ki Haluk Koç biz niye oraya gelmiyorsunuz YSK'nın önüne sorusuna verdiği cevap. Melih Gökçe'nin adamları CHP Genel Merkezi'ne çevirdiler. Silahlılar bizi buradan çıkartmıyorlar. Olmuş. Şimdi Vedat Yener diyor ki ben yaşıyorum. Ümit Özdağ yaşıyor. Haluk Koç yaşıyor. Ben doğru söylüyorum. Gereğini yapsınlar. Açıklasınlar diyorlar ama hiç kimsenin açıklayacağını düşünmüyorum. Bu arada Sevban Hikmet Yaman okumamı istemiş. Cem abi seni çok seviyoruz. Murat Bey lütfen mesajımı okuyun diyor. Sayın Toker, zaman çok çabuk geçti. 21'de Flash TV'de yayında olacaksınız. O yüzden sizi uğurlayacağım. Eklemek istediğiniz son bir şeyler var mı? Bir daha söz alalım. Bu program kısa oldu ve keyifli oldu. Başka bir gün muhakkak yine program yapıyorum. Tamam, söz olsun. Benim eklemek istediğim son söylediğiniz konuyla ilgili. Evet, benim de kafamda Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığına evet denmesinden tutun. 2015 Haziran'daki sonuç vermeyen konuşmaları, koalisyon görüşmelerinden çıkıp 35 gün konuşup bize koalisyon teklif edilmedi denmesi, 16 Nisan 2017 akşamı, Muharrem İnce'nin iddiaları, partinin benim arkamda durmadı demesi, Ekmelettin İhsanoğlu'ndan 4 sene sonra Abdullah Gül'ün çatı adaylığının peşinden koşulması falan. Bunlar da Kılıçdaroğlu ile ilgili benim kafamdaki soru işaretleridir, o kesin. Ama artısını da verelim. Yarattığı ittifakla ilk defa Cumhuriyet tarihinde farklı ideolojiden partileri bu kadar süre bir arada tuttu ve yerel seçimlerde çeyrek asırlık AKP hükümranlığına pek çok ilde, İstanbul, Ankara olmak üzere başta son verdi. O da Kılıçdaroğlu'nun başarılı yönüdür. Onu da not etmiş olalım. Yiğidi öldür ama hakkını yeme demişler. Evet. Adi bir yorum olsun. Sayın Toker, çok teşekkür ediyorum. Katılarak izleyicilerimizi de mutlu ettiniz. Bizi de mutlu ettiniz. Başka bir programda inşallah sizi tekrar konuk ederiz. Bizden sonra saat 22'de Sayın Hatice Topçu'nun konuğu Sol Parti Meclis Üyesi Alper Taş. O yayında katılmayın, kaçırmayın diyorum. Bütün izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Gelecek programlar. Nasıl bir Türkiye? Düşünce Ekseni programında Medya Siyaset TV Genel Yayın Koordinatörü, eğitimci yazar Hatice Topçu soruyor, Sol Parti Meclisi Üyesi Alper Taş cevaplıyor. Düşünce Ekseni 31 Ekim Pazartesi saat 22'de Medya Siyaset TV'de. Menemen'de Kumpas Davası. Azim ve Karar programında akademisyen yazar Suay Karaman'ın bu haftaki canlı yayın konuğu Menemen'in seçilmiş belediye başkanı Serdar Aksoy. 1 Kasım Salı saat 22'de Medya Siyaset TV'de. Hepsini konuşalım programında yazar Cem Ayaz'ın bu haftaki konu Profesör Doktor Örgün Ahmet Ercan. Hepsini konuşalım 2 Kasım Çarşamba saat 21.30'da. 2023 seçiminde Erdoğan'ın gitmesi kadar kimin geleceği de önemlidir.
Karşı Görüş programında iktisatçı siyasetçi Profesör Doktor Gökhan Çapoğlu ve Medya Siyaset TV Genel Yayın Koordinatörü Hatice Topçu gündemi değerlendiriyor. Karşı Görüş 3 Kasım Perşembe saat 22'de. Konuşulamayanların konuşulduğu program gündemin yalın hali. Hukukçu Burak Mengü ve Medya Siyaset Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Murat Selamoğlu siyasi gelişmeleri değerlendiriyor. Gündemin yalın hali 4 Kasım Cuma ve her Cuma saat 22'de. Soruyorum özel programında Medya Siyaset Genel Yayın Yönetmeni Murat Selamoğlu'nun canlı yayın konu usta gazeteci, yazar İsmail Düker. Soruyorum özel 5 Kasım Cumartesi saat 20'de Atatürk ve Cumhuriyet'ten yana taraf YouTube Medya Siyaset TV'de.